devam, elemlere, hastalıklara sabır dilemelidir. Bizim vazifemiz nedir? İbadetlere devam edeceğiz. Çünkü bir müdürler. Elemlere, kederlere de razı olacağız, yani sabredeceğiz. Sabredeceğiz çünkü Rabbimiz gönderiyor. Evet. Allah-u Teala'nın kereminden afiyet beklemelidir. Ama derdi bela istemeyeceğiz. Daima afiyet, selamet isteyeceğiz. Ne? Neden? Çünkü Allah-u Teala kerem sahibidir. İhsan sahibidir, merhametlidir. Onun merhametinden, onun ihsanından daima rahatlık, huzur, afiyet, sıhhat isteyeceğiz, bekleyeceğiz. Gelirse sabredeceğiz. Ama gelmeden evvel istemeyeceğiz de. Ama her şey senden, derdi bela sendendir. Sen bana derdi bela gönder demeyeceğiz. Gelirse sabredeceğiz. Gelmezse de hep afiyetin devam etmesini isteyeceğiz. Mahluklardan bir şey beklememeli, her şey Hakk-ı Teala'dan bilmelidir. Mahluklardan, doktordan sıhhat beklemeyeceğiz ha. Allah'tan bileceğiz. Doktoru gönderen Allah bir kere. Allah Teala istemezse doktoru bulamazsın. Doktor ayağına gelmez. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir derler bu kafa sözü. Ne şey Allah'tan bekleyeceğiz. Doktor gelir, bu sefer ilacı tesir etmez. Diyoruz, onda bu mektuplardan geliyor şimdi. 70 kere diyor, her namazdan sonra istiğfar ediniz diyor, dertlerden beraber atan yurtum var. Kendileri muhafaza için. Şimdi burada da yazıyor. Hem dua edeceğiz, hem istiğfar. Dertlerden, beladan kurtulmak isteyeceğiz. Evet, derdi bela gelmeden evvel afiyet isteyeceğiz. Geldikten sonra yine afiyet isteyeceğiz. Evet. Onun takdiri, iradesi olmadıkça kimse kimseye zarar veremez. Ya bununla... hiç kimse kimseye zarar veremez. O istemedikçe. O isterse... Evet. Bununla beraber sebeplere yapışmak peygamberlerin yoludur. Gene derdi beladan kurtulmak için sebeplere yapışacağız. Peygamberlerin yolu budur. Ne dedik? Birinci mektupta ilk cümle okuduk ya. Bütün saadetlere kavuşmak için Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmak lazım. Peygamberimizin yolu neymiş? Derdi beladan. Şimdi okudunuz. Kurtulmak için sebeplere yapışmak. Sebeplere yapışmak. Sebeplere yapışacağız. Peygamberimizin yoludur bu. Evet. Esbaba teşebbüs caiz ve sebeplerin tesisini Allah'a kadar talep etmelidir. Caizdir demiyor mu orada? Caizdir, teşekkür ederim. Nerede? Esbaba teşebbüs caizdir. Evet. Ve sebeplerin tesisini Allah'tan talep etmelidir. Sebebe yapışacağız ama sebebin tesisini de ilacı alacağız ama ya Rabbi sen bu ilaca tesiri ihsan edeceksin. Ya Rabbi ben elimden geleni yaptım. Tesiri senden ya Rabbi yapacağız. Evet. Birinci cilt 127. mektup. Ya neler yazmışım ben ya. İçeri yolunda. Mülkinin mahlukların. Mümkün ne demek? Mahluklar. Bu derin bir mektup. Mümkünün, mahlukların aslı, esası, Adem'dir, yokluktur. Bütün insanların aslımız, bütün yerlerin, göklerin, her mümkün mahluk yani. Bütün mahlukların aslı nedir? Adem, yokluk. Aslımız ama, esasımız yokluktur. Şimdi bakalım izah ediyor ne demektir? Kemalat-ı vücudunun, yani hakiki mevcudun kemalatının akisleri, görünmeleri ile var zan olunmaktadır. Var zan olunuyoruz. Hep bizim bir şey, bu görünüş bizim varlığımız. Yokluk bu. Bu gördüklerden hepsi yok efendim. Fakat var görünüyor, var zan olunuyor. Bu derin bir mektup yani, bakın şimdi ağzını açacak biraz. Büyük parada. Ben açıklıyorum bunu şimdi. Aynada, sinema perdesinde ve televizyon
levhasında görünen şeyler gibidir. Görünen şeyler. Şimdi aynada sen kendini görüyorsun. Sen aynada var mısın? Yoksun. Sen dışarıdasın. Aynada ama görünüyorsun. O aynada gördüğün hayal. Hayal görünce zaten. Yok. Görünüştür o aynadaki. Ziyanın incisarı. Fizikte okuyoruz ya. Derste okuyoruz bunları. İşte bu kainatta hakiki varlığın efendim sıfatlarının zuhurudur. Kendinin değil de sıfatlarının görüntüsüdür. Zuhur demek görüntüsüdür. Bir görünüştür bu kainat.